Allah güzelleşmek için gerçekten belli bir vakit harcamamızı mecbur kılıyor aslında. Güzelleşmek derken aslında temizli, bakımlı olmak bunun hepsinin içerisine giriyor. Yani mutlaka insanın kalktığı andan itibaren bir bakım yapması gerekiyor. Bir elini yüzünü yıkaması gerekiyor. Bir şeyler yapması gerekiyor ki normal hayatına başlayabilsin. Yok ben bunu yapmayacağım, birkaç gün sonra yapacağım dese bakılamayacak bir hal alır. Yani en fazla buna bir hafta falan dayanabilir bir insan. Dolayısıyla Allah'ın aciz yarattığını biz mutlaka biliyoruz. Buna mecburuz ama... hiçbir şekilde acizlikten münezzehtir. Uyku ve uyuklama tutmaz. Mesela biz 24 saat, 48 saat uyumasak belli bir yere kadar. En fazla 3 gün belki uyumayabiliriz. Ama Allah'ı hiçbir şekilde uyku ve uyuklama tutmuyor. Bu insanın bir acizi. Allah bu şekilde yaratıyor insanları. Tabii bu insanın Allah'ı düşünmesi ve gücünü takdir edebilmesi için çok önemli bir nimet. Allah'ın hay sıfatı bu. Diri olan, her şeye gücü yeten sıfatıyla Rabbimize tevekkül etmemiz için, onun gücünü kavrayabilmemiz için aslında Allah'ın isimlerinin önemli bir tanesi, düşünmemiz için önemli bir isim inşallah. O yüzden ben bir ayetle devam etmek istiyorum. Mümin suresi 65. ayette Rabbimiz şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. O hay diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini yalnızca kendisini halis kılanlar olarak ona dua edin. Alemlerin Rabbine hamdolsun diye Rabbimiz bildiriyor. Allah her şeye gücü yetiyor ama insanların aczini bilmesi çok önemli. Yoksa ben her şeyi yaparım, her şeyin sahibi benim, malın mülkün sahibi benim, gücün sahibi benim dese bile bir insan bu çok büyük akılsızlık olur. Çünkü zaten insan aciz yani bu şekilde yaşıyor. Başka bir yaşama şeklimiz yok. Biz Allah'a muhtacız. Rabbimiz başka bir ayette şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bakara suresi 255. ayette. Allah ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür diye Rabbimiz bildiriyor. Ne kadar büyük bir nimet bizim için. Allah'a kendimizi bırakmış olmamız, Allah'ın sahiplenmesine bırakmış olmamız çok büyük bir nimet. Allah'a güç gelmiyor bu. Çünkü bütün gücün sahibi Rabbimiz. Bu gerçekten Müslüman olmanın büyük bir nimeti bu his, bu duygu. Allah'a çok şükür. Maşallah. İnşallah. Elhamdülillah. Ve bu maşallah. Kesin olarak bu şekilde. Ama bunu dediğin gibi senin de Müslümanlar sadece fark edebiliyor. Bunu fark edemeyen insanlar kendi kendilerine perişan şekilde çok zavallı bir hayat yaşıyorlar, maddi manevi. Fakat Müslümanlar bunun sadece farkına vardıkları için müthiş konforlu bir hayat yaşıyorlar. Bu illaki maddi anlamda değil, ruh anlamında zaten o rahatlığı yaşamak insana dünya üzerinde verilebilecek bütün maddiyatlardan çok daha öncelikli gelir inşallah. Ben